Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ne haber? Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz. Hangi ünlümüz EYT'nin kendisine de vurduğunu açıklamıştır? Fıstık gibiyiz demeyin ne olur. Aynen öyle. Fıstık gibiyiz ama kısayız. Wednesday Adams'ın ismi nereden gelmektedir? Eskiden dörttünüz, bir kişi aranızdan... Yok, o dördüncü hiç olmadı ya. Büyük ihtimalle. Bir de Tospik var. Tutacak tek kişi. İlk defa gelenler kimler? Genelde ilk kez geliniyor zaten. İkinci gelenler kimler? Ha öyle bir şey yok zaten. Çok iyi. Hakkında fikri olmayan var mı yapacağımız şeyin? Sizin yok. Ve sizin yok. Ve sizin yok. Neden? Çünkü... Aa Cemre ne haber? İyi. Siz Cemre Hanım'ı getirdi size. Aynen. Siz tutuklanmış gibi davranmayın. Görmek için yapıyorum. Evet. O getirdi. O getirdi ama neye geldiğinizi bilmiyorsunuz. Evet. Siz biliyorsunuz. Siz dersinizi çalıştınız. Çok iyi. Harika. Hızlıca anlatayım. Bir bilgi yarışması yapacağız. Ama bilgiyle ilgisi olmayacak çoğunlukla. Mavralı sorular olacak. İddialı olan varsa şimdiden söyleyeyim. Asla kazanamayacaksınız. En önden başlayalım. Kimler gelmiş demeden size ödülleri de söyleyeyim. Sonra bir daha kaynamasın. İlk üçe ödül veriyoruz. Üçüncü olan gruba stüdyodan masadaki kişi sayısı kadar davetiye hediye ediyoruz. İkinci olan gruba masadaki kişi sayısı kadar davetiye drama salonundan veriyoruz ve hesabın yarısını ısmarlıyoruz. Birinci olan grubun hesabı yok, sıfırlanıyor ve ana sahneden masadaki kişi sayısı kadar davetiye hediye ediyoruz. Ama bunun gazına gelip sarhoş olmayın çünkü o zaman da kazanılamıyor. Gördüğümüz kadarıyla başımıza geldi daha önce. En son verdiğimiz şöyle bir hediye var. Sonuncuya hediye veriyoruz. Ama puan almış sonuncuya. Sıfır bilen asla olmuyor. Yarışma sırasında aranızda şöyle sorular sormak isteyecekler olacak. Kafadan söyleyeyim. Hiç bilemeyene hediye var mı diye. Var. Gece 2'de ben telefon ediyorum. Bir saat sohbet ediyoruz. Ama zaten hırsınızdan bilebildiğiniz bir şey olduğunda 10 puanla ölene kadar gidebiliyorsunuz. O yüzden 0 puan almak da yok. Başka da önemli bir şey yok diye tahmin ediyorum. Aha. Merhaba. Sizi tanıyalım. Didar ben. Kim? Didar. Ne yapıyorsunuz Didar Hanım? Finansal analiz yapıyorum. Grubunuzun adı ne? Grubumuzun adı Pibu. Pibu bir çift karikatürü ve bize çok benzetiyoruz. Ha. Yani internetten takip ettiğimiz bir karikatür serisi. Ona benzetiyoruz kendimizi. O yüzden böyle şey yaptık. Çok iyi. Sizin isminiz nedir efendim? Merhaba Melih ben de. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ses. Aynen sesinizin tonu birazcık çok... Birazcık boğazım. Birazcık mı? Efendim gırtlağınızı düşmüş gibi. Maalesef. Allah esirgesin influenza falan değilsiniz. Yok hayır bir şeyim yok. Covid de değil. Hayır gayet. Ay çok iyi. Sıkıntı yok. Çok geçmiş. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben tekstil toplancısıyım. Çok iyi. Nerede? Eminönü'nde. Eminönü'nde. Evet. Harika bayıldık. Tam esnaf gibi esnaf diyorsunuz. Sayılır. Sayılır. Evet. Harika. Pibu'yu bir alkışlayalım. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Benim adım Cem. Olur. Öğrenciyim. Nerede? Almanya'da. Aha. Dijital pazarlama okuyorum. Dijital pazarlama okuyorsunuz. Evet. Harika. Almanya'da mı doğdunuz, büyüdünüz? Evet, aynen. Oradan tatile geldiniz. Yok, 3 aylığına stajyer yapıyorum. Grubun adı ne? Almancılar. Ne? Almancılar. Yani daha da ben söylediğinizde de inanmıştım. Gerçekten yaratıcı demeyi çok isterdim ama inşallah dijitali böyle pazarlamıyorsunuzdur Cem Bey. Siz efendim siz kimsiniz? Merhaba ben Çağla. Çağla Hanım siz? Endüstri mühendisi okuyorum. Nerede? Boğaziçi'nde. Aa siz buradasınız. Erasmus yaptım ben burada dönüyorum yine Berlin'e. Siz Almanya'dan tanışıyorsunuz zaten. Evet. Manita mısınız siz? Manitasın. Evet. Aa, şimdi sen kalıyorsun o mu dönüyor? Yok. İkiniz beraber dönüyorsunuz. Harika. Almancıları da alkışlayalım. Hanımefendi. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İsmim Begüm. Begüm Hanım. Siz ne yapıyorsunuz? Ben de bir tane kozmetik firmasında çalışıyorum. Marka ekibindeyim. Hiç bilmediğim bir alan zaten. Size hediye getirdim bilmeniz için. Ya çok tatlısınız. Ne getirdiniz? İnşallah yaşlanmayı geciktirici kremdir de burada kafanıza atarım ben onu. Parfüm getirdim. Parfüm mü getirdiniz? Evet. Çok zarifsiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güle güle çok sağ olun. Grubunuzun adı ne? Grubumuzun ismi Martini. Neden? Seviyoruz. Martini seviyorsunuz. Evet, evet. Ha, harika. Siz beyefendi? Merhaba. Merhaba, ismim Berat. Evet Berat Bey. Aynen, çok teşekkürler Berat Bey. Ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorum? Aile şirketimiz var, orada yöneticilik yapıyorum. Aile şirketiniz var. Ne üzerine? Aile şirketi. Akaryakıt ve yurt dışı lojistik üzerine. Petrolcü müsünüz? Evet, petrolcü. Siz benzin mi satıyorsunuz siz? Bildiğim benzin satıyoruz. Hangisi? Sizin mi? Yok, maalesef bayisiz. Aman be. Aile şirketi deyince bir an heyecanlandık beyefendi. Hoş geldiniz siz de. Alkışlayalım Martini'yi de. Beyefendi hoş geldiniz. Merhabalar. Sizi tanıyalım. Ulaş ismim. Evet. Avukatım ben de. Siz de avukatsınız. De birileri daha avukat bence galiba. Bence vardır. Kesin vardır. Çok fazla avukat. Aynen. Ne üzerine avukatlık yapıyorsunuz? Ben kamu avukatıyım. Kamu avukatıyım. Aa, ne kadar güzel. Aynen. Edirne'den geliyoruz sizi izlemeye. Şaka yapıyorsunuz. Aynen. Gerçekten mi? Ay, çok teşekkür ederim. Grubunuzun adı ne? Su. Niye? Cansu'nun suyu. Cansu'nun suyu. Genelde grup isimleri birleştirip büyütülür. Siz kısaltmışsınız. Biz evet sek seviyoruz suyu. Sek seviyorsunuz suyu, harika. Siz efendim, siz ne yapıyorsunuz? Ben iş güvenliği uzmanıyım. Harika, çok iyi. Şirketim var. Firmalara danışmanlık yapıyoruz. Siz de Edirne'desiniz. Evet, Edirne'den geldik. Beraber geldiniz. Beraber geldik. Çok iyi, harika. O zaman su grubunu da alkışlıyoruz. Siz kimdiniz? Selam. Selam. Ben Can. Olur. Ne iş yapıyorsunuz? Ben bir satın alma ajansında çalışıyorum. Niye düşündünüz? Dolandırıcı mısınız acaba? Yok, hayır. Yani garip bir iş aslında, o yüzden. Garip bir iş. Evet, yani biraz pazarlama, biraz satış olduğu için pazarlama mı satış mı diyeceğime satın alma ajansları tercih ediyorum. Çok iyi dediniz. Sanki birini deseniz bize bir şey değişecekti. Harika. Grubun adı ne? Yeşil Mavi. Neden? Bir oğlumuzun adı Yeşil, bir olacak oğlumuzun adı Mavi. Aa, tebrikler. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar. İyiyim, siz nasılsınız? Çok hamdolsun be. Ne iş yapıyorsunuz? Fotoğrafçıyım, akademisyenim. Evet. Sanatla uğraşıyorum diyeyim. Evet, harikulade. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alkışlıyoruz efendim Yeşil'e, Mavi'yi de. Merhaba. Merhaba. Merhaba, siz kimsiniz? Yiğit ben. Evet. Mikrofon bende. Aa, buraya servisi biraz durdurun. Bunlar o olmuş. Evet Yiğit Bey. Deniz lojisinde çalışıyorum ben. Harika, çok iyi. Konteyner taşımacılığı. Çok güzel, tamam. Arkadaşınıza verin. Evet. Merhabalar. Ben seni hiç göremiyorum. Gerek yok zaten. Ha, iyi, tamam. İsminiz? Efe ben. Efe, siz ne yapıyorsunuz? Hepimiz biz denizciyiz böyle, 4 kişi. Tamam, o zaman s*** ediyorum, geçiyorum yana. Nerede denizcisiniz siz? Aynı yerde mi? Yok. Böyle ikili aynı yer, bu iki aynı yer. Ha, öyle. Hanımefendi de denizci. Tabii. Siz kimsiniz efendim? Merhaba, ben Şevval. Evet, biz ikimiz birlikte çalışıyoruz. Onlar da birlikte, o kadar yani. Okey, grubun adı ne? 3 zavak, 1 anti. 3 zavak, 1 anti. Yani sayımızdan da anlayabileceğiniz üzere 3 erkek, 1 kadın gibi toparlayabiliriz. Aynen, o bir şeyce mi? Sizin orası neresi efendim? Acıbadem'de zavak ve anti mi diye konuşuyorsun? Evet. Hadi bakalım. İyi, çok güzel. Sizin isminiz neydi son olarak? Çağrı ben de, patronum Efe. Bir iş yaptığımı o söyledi zaten. Aynen, evet. Size gerek kalmadı. Ben de arkadaşım. Aa, çok iyi. Harika. Zavak'la antiyi de alkışlayalım. Hayırlısıyla. Sürpriz ekibimizi alkışlarınızla davet edeceğim. Yakında yayına başlayacak olan Şahmaran dizisinin 2 tane oyuncusu gelecek sizinle yarışmaya. Alkışlarınızla Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz. Ay. Beyefendi. Hoş geldiniz. Tekrar. Hoş geldiniz. Sizi hiç burada bekletmeyeceğim. Tamam. Yerlerini alalım Defne Hanım. Şöyle herkese buyurun. Başarılar diliyorum şimdiden. Evet, sert rakiplerle dolu bir gün olacak. Hemen ilk soruyla başlayacağız. Hazır mısınız? Evet. O zaman başlayabiliriz. Çok kolay başlıyorum. Bakın, ayağınız alışsın diye. Lütfen dikkatli dinleyin. Leonardo DiCaprio'nun sevgililikteki yaş sınırı kaçtır? Sakın yüksek sesle söylemeyin. A 22, B 23, C 24, D 25. Buyurun yazabilirsiniz. Ben diyene kadar kaldırmayın. Serenay'ın cart diye yazmış olması. Hayır, ben yazmadım. Abi de ben yazdım bir daha. Hazırız. Buyurun kaldırabiliriz kartları. Bakalım ne denmiş? 25 var, 25 var, D var, D var, D var, D var, D, D, C, D, 25. Hanımlar beyler doğru cevap tabii ki 25 D. Şu gruba verir misiniz efendim? Hoş geldiniz. Merhaba. Siz kimsiniz? İrem ben. Ne yapıyorsunuz İrem Hanım? Tekstil yapıyorum. Evet. Ürün yöneticisiyim. Evet, harika. Çok iyi. Grubun adı ne? Beyaz Leblebiciler. Hayırdır inşallah. Biz üniversitede ev arkadaşıydık. Ve? Ve biranın yanında sürekli beyaz leblebi yiyorduk. Allah Allah. O yüzden. Beyaz leblebi rakının yanında yanmıyor muydu? İşte zaten. Siz bir... ha? Her türlü her şeyin yanında yiyorduk. Aynen, kalorisiz diye. Size helal olsun. Siz efendim, siz ne yapıyorsunuz? Ben de tekstilciyim. Tekstil mühendisiyiz. Beraberce. Evet. Çok iyi. Bir hoş geldin. Bir firmasında çalışıyorum. Ay, grubun adı neydi tekrar? Beyaz Leblebiler. Beyaz Leblebicileri de bir alkışlayalım. Hemen yanınıza verir misiniz mikrofonu? Merhaba. Merhaba. Ben Erk. Yazılım mühendisiyim ben de. Erk Bey. Evet. Grubumuzun ismi de Ermel. Zannediyorum sizin adınız da Emel falan. Hayır, Melisa. Melisa. Ha, ilk heceyi aldınız. Aynen. Ben kıçını bağlamışsınızdır diye düşündüm. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben denetim sektöründe çalışıyorum. Çok iyi. Ermeli de bir alkışlayalım. Hemen yanınıza verir misiniz? Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyalım efendim. Ben Sevim. Evet. Özel bir firmada ürün müdürü olarak çalışıyorum. Harika. Arkadaşımla geldik. Evet, belli. Özel firma ne? Medikal. Aynen, sanki biliyormuşuz gibi. Grubun adı ne? Tahta Kafalar. Sarhoş musunuz? Hayır. Olmazsınız inşallah. Henüz değiliz. Siz efendim, siz kimdiniz? Merhaba, ben de Sibel, hemşireyim. Aa, ne güzel. Nerede? Kamu kurumunda eğitim hemşiresiyim. Kamu kurumunda eğitim hemşiresiniz. Harika. Efendim, neydi ya grubun adı? Tahta Kafalar. Emin misiniz? Çünkü o tatlı dedi, siz tahta mı dediniz? Yok, tahta. Tahta. Allah'ım, ne kadar kötü isim ya. Olsun ama ayağınıza sağlık. Tahta Kafaları da alkışlıyoruz. Efendim, ikinci soruyla devam ediyorum. Bu biraz daha uzun bir cümle, o yüzden daha dikkatli olmanız gerekebilir çocuklar. Özellikle sizlere söylüyorum. NASA yönetim eğitimi sırasında aşağıdaki filmlerden hangisini ibret olsun diye gösterip katılımcılardan bulabildikleri kadar hata bulmalarını istemektedir? A. Armageddon. B. Star Wars İmparatorun Dönüşü. C. Marslı. D. Turist Ömer Uzay Yolunda. Buyurun, yazabilirsiniz. Kartları kaldırabiliriz. Zaten sallıyor çoğu. Armageddon var, D var, C var, D var, C var, B var, A var, D var, B var. Allah'tan 4 harf var. Burak'ın fikri de C'ymiş. C, bulabildiğiniz bütün harfleri yazmışsınız. Helal olsun. Doğru cevap hanımlar beyler, Armageddon A olacaktı. Kaç tane bilen var? 3 grup bilmiş sadece. Şu gruba verir misiniz efendim? Merhabalar. Merhaba hanımefendi, biz sizinle bütün etkinliklerde artık. Etkinlik arkadaşıyız. Resmen öyle oldu. Bizim önce grubumuzun ismini söylemek istiyorum. Lütfen. Koca Kaçıranlar. Grubumuzun ismi. Tövbe, arkadaşım Ece, ben de Raşel. Evet. Neden grubun ismi o diye sorayım ve... Çünkü koca kaçıran şeyleri çok seviyoruz genel olarak arkadaşımla. Çok eski arkadaşım zaten. Koca kaçıran, mesela bir örnek verebilir misiniz? Mesela kocaların genelde sevmediği işte ayakkabılardır, kıyafetlerdir, tüylü pembe paltolardır falan, o tarz şeylerden çok hoşlanıyoruz genel olarak. Aa, harika. Evet. Bunlar koca kaçırıyor. Tabii, evet. Defne, bak yarın öbür gün aklında bulunsun. Tamam, çok güzel. Evet. İsminiz? Raşel ismim de, Rize'nin R'siyle. Aynen, çok güzel. Hoş geldiniz. Ece Hanım, siz ne yapıyorsunuz? Ben de İngiltere'de aktif olan bir e-ticaret sitesinde marka müdürüyüm. Aa, harika. Koca kaçıranları ve özellikle Raşel Araz'ı da bir alkışlayalım. Ve hanımefendi, sizi tanıyalım. Derya ben. Ne iş yapıyorsunuz Derya Hanım? Şarkı söylüyorum. İnanır mısın? İnanmaz mıyım? Grubunuzun adı ne? Grubumuzun adı Sanki Depresan. Sanki Depresan. Evet. Şarkıya gönderme mi yaptınız? Hayır, yoksa? Yani antidepresan gibi insanlarız. O yüzden. Kendinizi mi övdünüz? Sanki depresan diye. Evet. Peki. İlaç oldu. Gayet iyi. Siz efendim? Ben de Tayfun. Evet. Derya Hanım'la beraber geldik. Sanki depresan olup. Siz heyecanlı mısınız Tayfun Bey biraz? Biraz, bir tık heyecanlı. Arka tarafta olmaya alışmışız. Aynen, böyle değil mi? Mikrofon. Harika. Sanki depresanı da bir alkışlayalım o zaman. Hemen yanınıza verir misiniz? Merhaba. Merhaba, Murat ben. Murat Bey, siz ne yapıyorsunuz? Bilişim sektöründeyim. Satış, pazarlama. Satış, pazarlama. Harika. Kurulum, her şey var. Aynen, benim ihtiyacım yok. Şey gibi oldu. Grubun adı ne? Tribüşon. Tirbüşon. Tövbeler olsun. Bu sıra yılbaşıydı, yeni doğum günüydü derken. Ha, çok ihtiyaç oldu. Aynen, aynen. Harika, ayaklarınıza sağlık. Siz efendim? Tufan ben. Evet. Haber müdürüyüm. Nerede? TV 100'de. Evet. O kadar. Aynen. Çok ben iyi. Bence yeterli. Bence de yeterli. Tirbüşon'la bir alkışlıyoruz. Hemen yan tarafa verir misiniz? Merhabalar. Merhaba. Serra ben de. Serra Hanım, siz ne yapıyorsunuz? Marka danışmanıyım. Ne gibi? Kreatif süreçlerinde destek veriyorum. Doğru kişilerle birleştiriyorum. Çok güzel. Üniversiteden arkadaşlarımla geldik. Grubumuzun ismi Kaliteli Paylaşımlar. Aynen. WhatsApp grubumuzun ismi de. Evet. Bu şekilde mikrofonu teslim ediyorum. Lütfen. Gerçekten TRT spikeri gibi kadın çıktı. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Marslı ben de. Hoş geldiniz. Ben de avukatım. Evet. Rekabet hukukuyla ilgileniyorum. Aa, çok güzel. Siz hanımefendi? Merhaba, ben Gözde. Ben bir yatırım fonunda çalışıyorum. Hangisi? Şaka yapıyorum. Bu şekilde. Çok iyi. Hoş geldiniz beyefendi siz. Merhaba, Ege ben de. Bir firmada satın alma yapıyorum. Tamam, harika. Bu grubu da alkışlayalım o zaman. 3. soru için ekranlara bakmanızı rica edeceğim. Ekranlara bakalım hemen. Sıkça Rocky sorusu soruyoruz. Umarım çalışıp gelmişsinizdir. Bence yeterli. Soru şöyle, müzikten de anlayacağınız üzere. Hangi Rocky filminde Sylvester Stallone'a dövüş sahnesinin gerçekçi olmasını istediği için atılan yumruğu gerçekten yemiş ve 4 gün yoğun bakımda kalmıştır? İlk filmde olmuş. Gerçek miymiş, böyle bir şey olmuş mu ya? Evet abi. Vay be. A. Rocky 1. B. Rocky 2. C. Rocky 3. D. Rocky 4. Buyurun, yazabilirsiniz. A1 miydi? Evet efendim, sıralı. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. Buyurun, kartları kaldırabilirsiniz. Rocky 1, Rocky 1. C var, B var, C var, B var, C var. Rocky 2 var. A diyor. 2'de mesela öyle bir derde girmez ya da öyle bir problem yaşamaz. Çok gerçekten tatlı bir insansınız Burak Bey. Ancak doğru cevap D. Rocky 4. D cevabı havada tutabilir mi? Yorulmuş. Yorulmuş. Gerçekten gaza geldiği. Tebrik ediyorum. 2 tane grup bildi. Berbat gidiyoruz. Tebrik ederim. Zaten beklediğimiz buydu. Evet. Merhaba. Efe ben. Merhaba Efe Bey, ne yapıyorsun? Mühendisim, kendi şirketim var. Elektrik panosu üretiyoruz. Elektrik panosu üretiyorsunuz, evet. Harikulade. Hoş geldiniz. Hanımefendi siz? Merhaba, Büşra ben de. Hoş geldiniz Büşra Hanım. Hoş bulduk. Bebek mamalarında ürün müdürü olarak çalışıyorum. Aa, ne güzel. Kolay gelsin. Grubunuzun adı ne? Gelinbaşı. Aynen. Neden? Gibinin en sevdiğimiz bölümü o yüzden. Anladım. Başka bir yere gidecek diye şey oldu. Olmadı. Yok. Hoş geldiniz tekrar hanımefendi. Sizi tanıyalım. Cansu ben de, merhaba. Merhaba Cansu Hanım. Siz ne yapıyorsunuz? Bir ilaç firmasında mikrobiyoloji laboratuvarında çalışıyorum. Mikrobiyoloji dediğinizi zor da olsa anladım, biliyor musunuz? Hızınıza rağmen. Hoş geldiniz. Beyefendi siz? Merhaba, Melih ben de. Melih Bey, siz ne yapıyorsunuz? Ben de özel bir şirkette öğretim mühendisi olarak çalışıyorum. Harikulade. Siz hepiniz arkadaşsınız. Biz, evet, evliyiz aslında çift olarak. Yani. Çiftler, çift, 2 çift birbiriyle evli. Çiftler kendi içinde evli, birbirinizle alakanız yok. Arkadaşsınız. Evet. Okey, harika. Alkışlıyoruz onları da. Şuraya verir misiniz mikrofonu? Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyalım. İpek ben. İpek Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne iş yapıyorsunuz? Ben öğrenciyim. Nerede? Lisede. Ne? Sen reşit misin kızım? Evet, tabii ki de. Ama evet derken pek reşit misin gibi görünmüyor. Hazırlık okuduğum için şu an 19 yaşındayım maalesef ve liseden mezun olamadım hala. Ha. Evet. Kaç reşit yaşı ya burada? 21 değil miyiz ya biz? 18 mi? Neyse, yanında bir veli bir şey var mı? Var. Hah, harika, hoş geldiniz. Hanımefendi sizi tanıyayım. Ben İrem. İrem Hanım, siz de reşit değilsiniz. Ben reşitim. 21 yaşındayım, psikoloji öğrencisiyim. Aa, harika, nerede? Koç Üniversitesi'nde. Çok sevindim, tebrik ederim efendim. Hanımefendi sizi tanıyalım. Merhaba, İlayda ben de. İlayda Hanım. Ben de Üsküdar Amerikanlıyım onunla. Lisedesiniz. Aynen. Ve burnunuz tıkalı. Evet. İyi oldu, ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Çünkü influenza olmamış tek ekiptik biz. Yok, test oldum. Test oldunuz. Ay, bildiğiniz şeylerden var. Grubunuzun adı ne? Bir tam 3 öğrenci. Bir tam 3 öğrenci, harika, evet. Gerçekten. Tam'ı tanıyalım. Tam'a verelim mikrofon. Merhaba, ben Tam. Merhaba Tam Bey. Adım Ali. Ali Bey, siz ne yapıyorsunuz? Pek bir şey yapmıyorum bu sıralarda. Okey. Yaparken ne yapıyordunuz? Yöneticiydim. Aynen. Epey uzun süre. Çok güzel. Harika. Bir tam 3 öğrenciyi de bir alkışlayalım lütfen. Merhaba beyefendi, hoş geldiniz. Alp ben. Alp Bey, ne yapıyorsunuz? Ben mühendisim, IT sektöründe, bir otomobil firmasında IT'cilik yapıyorum. Çok iyi. Hanımefendi siz? Ben de Nazlı, ben de IT danışmanıyım, otomotiv sektöründe. Harikulade, çok iyi. Grubun adı ne? Sapçılar. Sapçılar. Ya sapçılar. Aşkım, onu kaldırıp bana göstersen mi? Sap. Sapçılar. Evet. Sapçılar derken sapçılar mı? Yok. SAP diye bir sistem var. Onun danışmanlığını yapıyoruz. Ha, öyle. SAP mi? Evet. Havalı bir şeyi biz bok gibi anladık. Alkışlayalım sapçıları da. Efendim, 4. soru için de ekrana bakmanızı rica ediyorum. Yine soruyla ilgili bir video, emin olun. Algıların seslerini duyabiliyor. Bir kedi gördüm sanki. Tweet'inin ilk rengi sarı değil, pembeymiş efendim. Hangi sebeple sarı renkte yayınlanmasına karar verilmiş diye soruyoruz. A. Cinsiyetçi olacağı düşünüldüğü için. Evet. Büyük ihtimal. B. Flamingoları andıracağı düşünüldüğü için. C. Boyanması zor olacağı için. D. Çıplak bir kuş gibi göründüğü için. Buyurun, yazabilirsiniz cevapları. Ne diyorsun sence? A diyorsun. A ne? Cinsiyetçi olacağı düşünüldüğü için. Çok güzel. Harika. Bakalım doğru mu? Kaldıralım kartları. D diyor, D diyor, D diyor, A diyor. A var, A'larca, D'lerce. Sizinki ne? A, D. Bu arada tweet'i erkek. Hanımlar, beyler, doğru cevap. Valla inanılmaz Burak. Çıplak bir kuş gibi göründüğü için. Yani D. Bu da bir nevi cinsiyetçilik değil mi abi? D cevapları havada durabilir mi? Ben ama siz yoktunuz. Bilerek kazanabileceğiniz bir yarışma değil. Asla öyle düşünmeyin. Sizi tanıyalım. İlayda ben. İlayda Hanım, siz ne yapıyorsunuz? Ben endüstri mühendisiyim. Evet. Beyefendi siz? Merhaba, Tunca ben. Tarımsal emtia ticareti yapıyorum ben de. Çok iyi. Anladığım bir konudur. Çok da ilgimi çeker. Harika. Grubunuzun adı ne? Grubumuzun adı Adana Pamuğu. Neden diye sorayım. Pamuk bizim ticaretini yaptığımız ürünlerden bir tanesi. İlayda da beyaz tenli olduğu için onu arada evde Adana pamuğum diye sesleniyorum. Bizi aldınız ama şu an beyefendi ya. Vallahi çok teşekkür ederiz bizi de duygulandırdığınız için. Rica ederim. Puanlar sizde. Puan? Ha? Artı puan. Yanınızdaki hanımefendiye sorun kaç puan. Ona puanı o verir diye tahmin ediyoruz. Hemen yana geçiyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, Tuğba ben. Evet Tuğba Hanım. Yatırım danışmanıyım. Aa, ne güzel. Hoş geldiniz. Hanımefendi siz? Aslı ben, psikoloğum. Evet. Çok iyi, çok ihtiyacımız var, fark etmişsinizdir. Siz ne üzerine? Ben mi? Klinik psikolog. Klinik psikologsunuz. Harikulade, hoş geldiniz. Hanımefendi siz? Merhabalar, Oya ben de. İş geliştirme müdürüyüm ben de. Çok iyi. Grubunuzun adı ne? Bir Haberler. Bir Haberler. Neden Bir Haberler? Çok fazla haberimiz olmadan, hani o konu hakkında çok bilgimiz olmadan gelmeyi tercih ettik ama ikisi bilmiyordu hiç. İkisi de siz getirdiniz. Sürpriz, iyi yaptınız. Bugün. Canınızı okuyacağız hanımefendi. İyi ki geldiniz. Bir Haberleri de bir alkışlayalım hemen. Burak ya, dikkatini daha... Ben şöyle yakaladım. Öf. Ya anda yakaladım ama çok kısa bir anda. Tam orada yakaladım. Gerçekten sen çok çalışıyorsun yani. Ben çok çalışıyorum. Evet ve son dönemde... Üzülerek söylemeden süper yani. Maşallah. Aynen. Bir de yani son dönemdeki bütün hype olan işlerde senin adını duymaya başladık. Başladık değil, duyuyoruz yani. Başlamıştık zaten. Evet evet. Peki güzel bu gidiyor. Şahmaran'daki rolü ne farklı kıldı sence? Benim Şahmaran'ı ilk duyduğumda kabul etmemin en büyük nedeni Bir kere yani Türkiye'de şu anda işte ya sıcak kafa diye bir iş yapıldı. Fantastik. Evet. Aynen, fantastik, doğaüstü bir iş olması beni çekti ve işte yani Serenay'ın olması, Umur Hoca'nın çekiyor olması, öyle bir platformda olması falan. Tanıdığım ekipten de birkaç kişi vardı falan. O yüzden büyük çekti beni yani. Hani ortaya güzel bir şey çıkacağını biliyordum. 5. soru gerçekten ekranla ilgisi olmayan bir soru. Sadece beni dinlemeniz gerekiyor. 5. soru şöyle. Hangi ünlümüz EYT'nin kendisine de vurduğunu açıklamıştır? A. Teoman, B. Haluk Levent, C. Burak Kut, D. Kıraç. Buyurun yazabilirsiniz. Almanca olmayanlar bilebilecek diye mi düşündün? Buyurun kartları görelim. Teoman diyor, Teoman diyor. A, B. Koca kaçıranlar B demiş. A dışında bir cevap var mı? A, yok. Hanımlar, A, B var orada bir tane de. Hanımlar, beyler, doğru cevap Teoman. A. Bu sefer bildiniz mi ya? Evet. İkinci bildiğimiz. Gerçekten. Aynen, evet. Çok iyi. Harika gidiyorsun. Gündemi takip ediyoruz İbrahim'ciğim. Aynen, gördüm. Peki nerede kalmıştık? İndirebilirsiniz. Bence yazmışlardır. Merhaba beyefendi. Merhaba. Nasılsınız? Ben de Okan. Evet. Öğrenciyim, psikoloji öğrencisi. Nerede? Acıbadem Üniversitesi. Çok güzel. Kaçıncı sınıf? 3. sınıf. Harikulade. Var mı yapmayı düşündüğünüz bir alan? Klinik düşünüyorum. Harikulade. Hoş geldiniz hanımefendi siz. Merhaba. Merhaba. Elanur ben de. Elanur Hanım. Psikoloji siz ne yapıyorsunuz? Ben de. Ne? Okan'da. Psikoloji okuyorum. Psikoloji okuyorsunuz Okan'da. Okan arkadaşınız mı? Okan Üniversitesi'nde okuyorum. Okan diye üniversite mi olur? Kandırmasınlar sizi bakın. Üniversite diye tedaviye mi yatırdılar acaba? Elanur'un. Şaka yapıyorum. Hoş geldiniz. Hoş hanımefendi siz kimsiniz? Ayşe ben de. Evet. İşletme mühendisliği okuyorum. Harikulade. Grubunuzun adı ne? El Dolatos. El Dolatos. Evet. Neden? Yani takma isimlerimizin birleşimi gibi bir şey aslında öyle. Ha, uydurduk çok güzel. Yani. Takma isimleriniz var. Berbat. Ne takma isminiz mesela? Ya açıklasın. Bir tanesi El Ayak. Bir tanesi Doğukan'ın Dodosundan Do. Tövbe, bir tanesi Lama'nın La'sı, o ben çok oluyorum. Masum görünen ama çok kirli bir arkadaş grubu. Aynen. Bence. Ben diş teli takıyordum, o yüzden Lama olmuştu. Aynen. Bir de Tospik var, o da Ayşe. Ayşe hiç Tospik değil, öyle Tospik Ayşe, Ayşe Tospik değil. Hayır, burada Ayşe takma onları Tospik. Burada aramızda dağılsın. Tospik olacak İbrahim tek kişi. İbrahim dağılsın. Evet dağılsın abi, sen daha Tospiksin abi. Peki. Ya biz olmaz. Liseden arkadaşız, oradan işte bir şeyler toplama. İsminiz neydi beyefendi? Benim Ege. Ege Bey. Ben reklamcılık okuyorum. Evet. 3. sınıfım Bahçeşehir'de. Evet. Ana adı baba adı da söyleyin bari rahatlayın. Neydi? El Tospik. Neydi lan grubun adı? El Dolatos. El Tospik inanılmaz. Şişman bir Meksikalı yani. El Tospik. El Tospik daha iyi ya. Bir tane daha vardı. İsmi Placebo'ydu. Evet. Onu açıklamak istemedim ben çünkü anlayamadım. Ha. Sonra hiçbirimiz de çok fazla anlayamadık. Bir tek ikisi anladı. Aynen. Biz de şu an yaptık. Sizi bir noktadan sonra anlayamıyoruz. El Tospik'i de alkışlayalım. Yana verir misiniz efendim mikrofonu? Ege Bey mikrofonu verir misiniz? Mikrofonu da bırakmayayım. Merhabalar. Merhaba. Ben Ezgi'm. Bir beyaz eşya firmasında endüstri mühendisiyim. Gayet iyi. Hanımefendi siz? Merhaba. Ayda ben de. Ben de en sevilen telekom şirketinde iş geliştirme mühendisiyim. Hoş geldiniz hanımefendi siz? Selamlar, ben Aysu. Bir teknoloji firmasında data analisti olarak çalışıyorum. Harikulade, bayılıyoruz data analistlerine. Grubun adı neydi? Grubumuzun adı Yer Fıstıkları. Ya. Sebebi de... Fıstık gibiyiz demeyin ne olur. Aynen öyle. Fıstık gibiyiz. Bravo! Ama kısayız. Bravo! Hemen yana verir misiniz? Çok teşekkür ederim. Beyefendi siz? Merhabalar. Merhaba. İbrahim Bey. Barlas Yecimoğlu ismim. Hoş geldiniz Barlas Bey. Bir beyaz eşya firmasında ihracat satış yetkilisi olarak çalışıyorum. Siz hanımefendi siz ne yapıyorsunuz? Merhaba, Burçin ben. Burçin ben Hollanda'da çalışıyorum. Uluslararası bir denetim danışmanlık firmasında denetçi olarak çalışıyorum. Çok güzel. Evinizdeki bütün beyaz eşyalar... Yok maalesef biz arkadaşız. Ve size hediye gelmedi beyaz eşya. Yok gelmedi henüz. Aynen. Ne istiyorsun canım? Bir hediye verelim size. Burada hemen çözelim bunu. Hemen bir şey çözelim. İsteyin efendim. Bilemiyorum artık Hollanda'daki evime bir şeyler... Biraz çarkıfelek gibi oldu burası şimdi ama. Öyle mi? Hanımefendi bir şey çevirdiyse biz görmedik. Vallahi ihracatta çalışıyor artık. Artık ne gönderirse. Biz takipçisi şeyler olacağız efendim. Merak etme. Grubun adı neydi ya? Tarabyalılar. Tarabyalılar. Tarabyalıları alkışlıyoruz. 6. soruyla devam ediyorum. Hangisi 1800'lü yıllarda ilaç olarak kullanılmıştır? A. Ketçap, B. Mayonez, C. Hardal, D. Salsa sosu. Buyurun yazabilirsiniz. Ya kopya çekmeyin bizden. Arkadaşlar kesinlikle kopya onlardan gerçekten çekmeyin çünkü onlar da bilmiyor. Buyurun kartları kaldırabiliriz. Ketçap, hardal, hardal, C, B, C, C, A, C, C, C. Ne kadar çok C denmiş. C neydi ki? Hardal. Hanımlar beyler doğru cevap A, ketçap. Ağlar havada tutsun. Ağlar havada tutsun. Bir şey söyleyeceğim. Son yazılsın. Dakika bize brief geldi o yüzden. Son dakika brief geldi. Evet çok birazcık. Ama ne kadar ya dürüst mü kalayım? Aslında hiç öyle bir şey yoktu. Aynen. Burak nereden çıkardı bunu bilmiyorum. Ben de. Bu arada bence hardaldır abi ama ketçapmış ya. Aynen. Allah'tan sana fikrini sormadık. Geberip gidecektik büyük ihtimalle. Bir kaşık alsana şundan. 7. soru. Şahmaran efsanesi nerede doğmuştur? A. Silifke, B. Mut, C. Tarsus, D. Mersin Merkez. Mersin Merkez abi. Buyurun yazabilirsiniz. Mersin Merkez. Ben demeden kaldırmıyoruz kartları. Şimdi kaldırabilirsiniz. 2 sezon biz iş yapmamışız gibi. Aynen. Silifke var, C var, B var, Mut var, D var. Hanımlar beyler doğru cevap tabii ki Güney Adana. Tarsus. Tarsus. Evet. C. C'ler havada tutuyor. C'ler evet. Doğru cevap C. Tarsus. Bilemediniz galiba ve birbirinize bakmaya başladınız. Çift olarak gelenlerin şöyle bir gerginliği oluyor. O kadar zor bir yarışma değil ama grup olarak yarışmak zor. Manitalar özellikle ben A dedim sen B dedin falan diye birbirlerine giriyor. Haberiniz olsun, çok bu gerginliğe yüz vermeyin. Başınıza mutlaka gelecek. Sero, senin ne kadar olmuştu bir dizide oynamayalı sen? Ben televizyona iş yapmayalı 8 sene oldu ya. Oha. 9'a yürüyorum. Vallahi uzun zaman sonra geri dönüyorum. Aynen. Helal olsun. Peki nasıl hissediyorsun? Çok korkuyorum. Ya, gerçekten mi? Yani inanılmaz korkuyorum. Her şeyi unutmuşum gibi. Bana niye güveniyorsunuz? Acaba beni niye buraya çağırdınız gibi? Yok artık. Sorularım olmuyor değil. Ya korkuyorum birazcık ama olacak inşallah. İnşallah. Burak senin böyle bir aran yok. Nefes almadan aynen yapıyorsun. Sana o yüzden ne hissettiğini sormayayım diye düşünüyorum. Çünkü biliyor musun emin değilim. Gayet ben bütün hepsi farkında olarak yapıyorum ve gayet iyiyim. Tabii ki. Evet. Gayet iyi. Ve senin için özel bir durumu oldu mu Şahmeran setinin? Nasıl yani? Ne bileyim şey. Ya hayır çok güzel bir setti. Çok keyif aldık. Süper zamanlar geçirdik gibi şeyler mi? Ne diyeyim abi süper setti yani. Ve aynen. Bence set. Yeterli. Süper set gayet süper iyi set. Cevap. Daha ne olsun. Çok teşekkürler. Merhaba. Merhabalar. Sizi tanıyalım efendim. Tabii Burcum Baygut ben. Ne iş yapıyorsun? Fotoğrafçısınız. Kör bir fotoğrafçıyım şu an sadece. Aynen. İnşallah Allah gözünüze zeval vermez. Çok teşekkür ediyorum İbrahim Bey. Çok sağ olun. Rica ederim. Yanınızdaki arkadaşınız kim? Merhaba. Merhaba. Siz... Damla ben. Evet. Stil danışmanıyım. Aa harika. Nerede? Sizin. Hoş geldiniz Damla Hanım. Siz efendim siz kimsiniz? Merhaba Gamze ben. Gamze Hanım siz? Ben de make-up artistim. Siz ama böyle bir çok önemli bir firmanın da marka elçisi gibi bir şeydiniz. Evet sonra açıklayacağım. Sonra açıklayacaksınız peki. Grubunuzun adı ne? Kunatakun. Kunatakun. Neden? Çünkü Fedon severler olarak bilir. Fedon olmasın gibi. Ne olmasın? Fedon olmasın. Aa kelime şakaları. Güydü. Alkışlıyoruz Kunatakun'u. Hemen yanınıza verir misiniz mikrofonu? Efendim sizi tanıyalım. Merhaba, Ceyda ben, öğrenciyim. Koç'ta okuyorum. Evet ve sesinizdeki hırıltı. 40 yıldır içiyorum, bana hiçbir şey olmadı. Ben mikrofonu vereyim. Siz efendim? Gülin ben. Gülin Hanım siz? O biraz utangaç bir arkadaşımız. Ama ne kadar tatlı konuştu. Evet. Dizaynerim. Ne dizayn ediyorsun? Kadın kıyafeti. Kadın kıyafeti dizayn ediyorsunuz. Harika. Modacı değilsiniz ama. Moda okumadım. Yani işletme okudum. O yüzden o şekilde söylemiyorum. Anladım. Çok zarifsiniz. Grubunuzun adı nedir? Grubumuzun adı Tatlı İsot. Tatlı isot. Evet. Onlar harika. Kardeşler, Urfalılar. Ve siz getirdikleri isotu gömüyorsunuz sürekli. Ben de tatlı. Ya ben Urfalı olmadığım için böyle bir orta yol bulalım diye tatlı. Harika. Gibi bir mizah. Siz nerelisiniz? Ben Mersinliyim. Güzel. Evet. Hoş geldiniz. Hanımefendi siz ne yapıyorsunuz? Ceren, ben de pazarlama ekibinde çalışıyorum. Aa, ne güzel. Siz de hoş geldiniz. Tatlı isotu da bir alkışlayalım. Hemen yanınızdaki beyefendiye iletebilir misiniz? Merhaba, Derkan ben. Kim? Derkan. Beyefendi Berkan'dır belki, bir daha bakın. Derkan. Ne demekmiş efendim Derkan? Özgür, özgürlük anlamına geliyor. Nece'de? Farsça'da. Ha, ne haber? Devrim Derkan Özkan diye geçiyor. Aa, çok güzel. Gerçekten çok havalı isminiz. Dolaylaması mıymış ya? Direkt Özgür. Daha okey bir ismi. Yani abla Deniz olunca devrim koymamışlar, Derkan aynen. koymuşlar. Beyefendi çok havalı isminiz var zaten. Bence teşekkür ederim. Ne iş yapıyordunuz? Esnafım. Esnafsınız. Ay harika. Ticaretle uğraşıyorum. İyi gidiyor mu? Gayet iyi gidiyor. O tebrikler, ne güzel. Siz efendim? Merhabalar, ben de ismim Özgür. Evet. Tekstil mühendisiyim. Kendi işimi yapıyorum ben de. Harikulade. Hanımefendi siz? Merhaba. Merhaba. Canay ben. Cemal mi? Canay. Ha, Canay. Evet. Canay. Cemal. Yani bu sese saçma Cemal ya diyen çok insan var, o yüzden yadırgamıyorum artık. Peki Canay ne demek? Cana yakın ve işte ay gibi. Cansı falan gibi. Parlak gibi. Harikulade. Şey öyle bütün. Harikulade. Grubun adı nedir efendim? Grubun adı 4-1. 4-1. Neden? Bir arkadaşınız sizi sattı. Bunu Derkan'a aktarıyorum. Derkan çünkü gömecek o arkadaşımızı. Yani yok ama dördüncümüz yok. En temiz açıklama. O kendini biliyor. Aynen, biz daha derin bir açıklaması vardı. Ama bir anlamı da var gibi ama size yani kalsın. Sadece sizin bildiğiniz bir anlamı şimdi gelmedi değil. Neden? Siz eskiden dörttünüz, bir kişi aranızdan. Yok, o dördüncü hiç olmadı ya. Dördüncüyü arıyoruz diyelim. Var mı yok mu siz de bilmiyorum. Bir saniye, Derkan Bey'in manitası mı yok, konu o mu? O da belli değil. Var yok arasında. Ya ara kızı konuşalım. Ya bir şey var yani, orada uzakta köy var diye. Bizimki o misal biraz. Orada uzakta köy var diye. Keşke doğru söyleseydiniz. Orada uzakta belki köy ondan var olmuyordur. Derkan Bey karışık davranıyorsanız. Peki aday var mı? İnşallah diyelim ona da. Beyefendi olmaz ki böyle. Hemen bağlanıyoruz. Ha yani varsa onunla ona yürüyelim. Yoksa burada bekar vardır kesin. Seçenekler açıklayalım diyoruz. Derkan Bey gerçekten siz yalnız öleceksiniz galiba ya. Grubun adı neydi? 4-1. 3 iyiydi. Alkışlıyoruz 4-1'i. Arkaya verir misiniz mikrofonu, size zahmet? Merhaba, Aylin ben. Gazeteciyim, uluslararası bir kuruluşta. Grubumuzun adı Merve'lerdeyiz. Çok iyi. Birine yalan söylendi. Çünkü biz çocukluk arkadaşıyız. Güzelliğin adı da Merve. Dolayısıyla yani Türkiye'de en çok söylenen yalanı biz de ziyadesiyle kullandık. Ve her harika seferinde de yakalandık. Şimdi de söylemediğim, buraya geldiğimizi söylemediğimiz arkadaşlar oldu. Yayınlanınca da yakalanacağız. Bari grubun adı olsun. Harika, hoş geldiniz. Merve Hanım hoş geldiniz. Ben Merve. Hep bendelerdi gerçekten. Ya, 20 yıldır bendeler. Çok iyi. Siz ne iş yapıyorsunuz Merve Hanım? Emlakçıyım değil de. Ne? Yok, ürün yöneticisiyim. Ürün yöneticisisiniz. Evet. Hoş geldiniz. Beyefendi siz? Ben Saadettin, avukat ve söz yazarıyım. Aha. Ben de Merve'lerdeydim. Saadettin Bey, avukat ve söz yazarısınız. Evet. Kendi telifinizi takip etmek için hem avukat oldunuz. Bildiğimiz bir şarkınız var mı? Evet. Yani Ajda Pekkan söyledi. Kenan Doğulu'yla çalıştım. Ferhat Köçer. Bu isimleri hiç tanımıyoruz. Öyle. Ama beni... Çok yeni bir şey var. Biri Sökmen... Bir ay önce yayınlandı, Sonralar diye bir şarkı, belki oradan bugünler. Yo estağfurullah, Ajda Pekkan ya da Kenan Doğulu'nun hangi şarkısı bize Yalnızlık efendim, Ozan Doğulu'nun proje albümünde söylemişti Ajda Hanım. Aynen, bir kuple fısıldar mısınız çünkü hatırlamak istedim. Kırık plak dönsün bırak, başa sarsın aşk bizi kırdığı yerden, aç radyoyu çalsın hayat bana şarkılar yine Yalnızlık FM'den. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Eko'yu da dayadık. Güzel oldu gibi oldu. Hanımefendi siz? Ya ben artık ne yapsam olmaz. Söyle ama sen. Ne yapacaktınız ki? Adım Mine. Bir deneyin yapacağınız neyse. Mine Hanım. Yani bir şey yapmayacağım. Okey. Siz ne yapıyorsunuz? Akademisyenim. Nerede? Lund Üniversitesi'nde, İsveç'te. Aa harika. Ne peki? Ne? İklim politikası üstüne. Aa gerçekten evet. Harika, kolay gelsin. Ben hiç anlatmayayım. Zaten... Ve bu arada arkadaşlarımızın 40 yaş doğum günleri. Aa, gerçekten. Tebrikler. Kutluyoruz. Bir daha alkışlıyoruz. Merve'lerdeyiz. Bundan sonrası yokuş aşağı. 8. soru. Bakın bu bilgi sorusu. Sonra ağlamayın. Leonardo da Vinci'nin el yazması olan kitabı Codex Lichester'ı 48,4 milyon dolara satın alan kişi kimdir? A. Elon Musk, B. Bill Gates, C. Donald Trump, D. Jeff Bezos. Hepsi almış olabilir ya. Evet abi, hepsi almış olabilir. O yüzden sordum. Buyurun yazabilirsiniz. Evet efendim. Buyurun kartları görebilirim. Jeff Bezos, Jeff Bezos. D diyor, B diyor, B diyor, A diyor, A diyor, B diyor, B diyor, A diyor, o ne diyor? D. Hanımlar beyler doğru cevap Bill Gates. B. B'ler havada tutuyor. İbrahim'cim bilgi sorusu demiştin. Aynen Serenay Hanım, bilgi sorusu dedim ve siz bildiniz. Gerçekten de bilgi sorusu çıktı. İndirebilirsiniz diye tahmin ediyorum. 9. soruyla devam ediyorum o zaman. Milyonlarca insan için sabah işkencesi haline gelen saat alarmını ilk yaratan eşşoğlu eşek Levi Hutchinson alarmı ilk olarak saat kaça kurmuştur? A. 3, B. 4, C. 5, D. 6. Buyurun yazabilirsiniz. Buyurun kartları görebiliriz. 3 diyor, 3 diyor, 3 diyor. B diyor, C diyor. A diyor, D var, A var, A var. Hanımlar beyler doğru cevap 4, B. B'ler havada tutuyor. Geçmiş olsun, çok geçmiş olsun, çok üzüldük. Harika. 10. soru. Hangi aktör oynadığı film ve dizilerde 25 kez öldürüldükten sonra artık karakterinin öldürüleceği filmlerde rol almayacağını açıklamış? A. Eric Roberts. Burak Deniz dedi. Hakikaten diyor. Süper. A. Eric Roberts, B. John Hurt, C. Sean Ben, D. Christopher Lee. Buyurun yazabilirsiniz. I have no idea. Reşel'in buraya bakması. Gerçekten sesini bayağı kopyacı çıktın ya Reşel. Buyurun kartları kaldırabiliriz. D diyor, D diyor, D diyor, B diyor, D diyor, D var. D'lerce. Hanımlar beyler. B niye bu kadar dediniz yani ama John Hurt. Maalesef hanımlar beyler doğru cevap C. Bravo. Çıksa böyle bir gerçekten bir şey hissetmiştim abi sonunda patladı. Kesinlikle. Gerçekten. Böyle bir talepte bulunabilecek tek adam o. 11. soruyu soruyorum. Aradan önceki son 5 soru. İlk yarıda sıçtık eyvah diye düşünmeyin. İkinci yarı genelde toplanıyor. 11. soru şöyle. Hangi ülkenin başkanı resmi geçit sırasında canlı yayında altına işemiş? Ha biliyorum. Ve sonrasında bu hadiseyi kayda alan 6 gazeteciyi tutuklamıştır. A. Güney Sudan, B. Kamerun, C. Etiyopya, D. Almanya. Evet evet. Ya ama işte çok karıştırıyorum. Ya tamamen yalan dolan ya. Ay yemin ediyorum ya. Havan batsın Burak'cığım ama. Aynen. Buyurun kartları göreyim hemen. B var, A var, A var, Etiyopya var, Kamerun var, C var. A diyor, C diyor, C diyor, A'lar, B'ler. Hanımlar, beyler doğru cevap Güney Sudan. A. A'lar havada duruyor. A'lar havada duruyor. Siz nasıl patladınız ya? Güney Sudan'a gittiniz. Biliyor gibiydiniz siz. Hatta yakın bir zamanda oldu değil mi bu? Öyle bir şey evet, haberi çıktı. Evet. Bilemediniz Etiyopya mı Güney Sudan mı kafa gitti. 12. soru. Haydi. Hadi bakalım. Günde 50 fincandan fazla kahve içen, kahve bulamadığında da kahve çekirdeklerini yiyen ve ölüm sebeplerinin başında kahve tiryakiliği olan yazarımız kimdir? Allah korusun canım. A. Dostoyevski, B. Agatha Christie, C. Balzac, D. Oscar Wilde. Buyurun yazabilirsiniz. Nasıl gidiyor? Berbat mı gidiyor? Gerçekten harika. Başta zaten iyi giden sona doğru sıçıyor. Net o. Buyurun kartları görebilirim. Yes. C diyor, D diyor, C'ler, D'ler, C'ler, B var birkaç tane. Gerçekten bulunan bütün harfler yazılmış. Hanımlar, beyler, doğru cevap Balzac. C! C'ler havada. C'ler havada. C'ler havada. Bence akıllıca. 13. soru. İstanbul trafiğine şükredeceğimiz bir soru. Dünyanın en uzun trafik sıkışıklığı 2010 yılında Çin'de gerçekleşmiş. Peki bu sıkışıklık kaç gün sürmüş? 5. A 4, B 36 saat, C 12 gün, D 21 saat. Abi kesin. Bu şaşırtmalı bir soru bak. Şaşırtmalı. Doğru, diğerleri bu şaşırtmalı bir soru. Buyurun kartları görebilirim. 12 gün C, C, 21 saat, C, B, C, 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 B. O ne? Orası bir şey yazmadı. B, 36. Hanımlar, beyler, doğru cevap 12 gün C. C'ler havada. Aynen abi. 14. soru. Aradan önceki son iki soru. Araya iyi giren kim? Siz mi? Ay hadi inşallah. Şahmaran dizisinde. Şahmaran dizisinde Serenay kaldığı ve yıldızı bile olmayan otelde resepsiyonu hangi isteğiyle darlamıştır? A. Minibar, B. Küvet, C. Geç kahvaltı, D. Klima. Neydi bu? Buyurun yazabilirsiniz. Kaldırın. Yazın ve kaldırın. B, 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 D, D, B, D, B, B, B. Hanımlar, beyler, doğru cevap küvet. B. Vay anasını sevgili izleyenler. Yaşamayı seven bir kardeşimizin. Yaşamayı seven herhalde. Lütfen dikkatli dinleyin çünkü bu fobi sorusu. Jangelafobi ne korkusudur? Bir daha alabilir miyiz? Jangelafobi ne korkusudur? Bakalım. A. Jöle, B. Orman, C. Mantar, D. Plastik bardak. Kesin plastik bardak ya, bak bak. Buyurun yazabilirsiniz. Şaşırtmalı soru. Her şeye şaşırtmalı soru diyemez. Hep çok istemiştim çünkü bilgi yarışmasında bunları söylemek çok istemiştim. Bu kesin şaşırtmalı Kenan Bey. Buyurun kaldırabilirsiniz. B, orman, orman, B, B, D, mantar, B, A, bir tane A var, B'lerce gidiyor hanımlar, beyler. Doğru cevap A, jöle. Abi jöle olur mu? Evet, sadece bir grup bildi. Bakın hangi grup bildi sevgili Burak. Gördün mü hangi grup bildi? Ben artık çok bir Burak grup bilemedi. Bildi. Artık Burak bilememiş. Aynen. Şimdi efendim puanları açıklayacağız. İlk yarı puanlarını. Eyvah. Bunun için arkadaşlarımı yanıma davet ediyorum. Martini. Martini. 30 puan. Bravo. İyi başladı. Kötü mü? Almancılar 20 puan. Hayır, niye? Niye? Gayet iyi bence. Sizden daha kötü olduğuna bakmayın. Onlar burada yaşamıyor. Tahta kafalar. Biz değiliz. Niye bize bakıyorsun ya? Size tahta kafalar. Aa, tövbe estağfurullah. Hanımefendi, buraya bakıyorum. Pardon. İbrahim Bey, özür dilerim. Rica ederim. Hiç önemli değil. Tahta kafalar 40 puan. Bravo. Bir haberler 50 puan. Bravo. Pibu 70 puan. Koca kaçıranlar. Raşel dağıldı. 70 puan. 20 Ocak diye bir grup var. Bilsiniz o. Na 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 na. 20 Ocak grubu. 20 90 puan. Daha fazla bekliyorum neyse. İnanılmaz. Sanki depresan. 100 puan. Vay anasını sevgili izleyenler. İlk defa 100 puan aldık değil mi ilk yarıda? İlk yarıda daha önce hiç 100 puan olmamıştı. Evet. 90 da çok hatırlamıyorum, çok azdı. Su. Su 50 puan. Artık tabii yüzü duyduktan sonra heyecan vermedi ama olsun. Yeşil mavi 60 puan. Aynen. Beyaz leblebiciler 50 puan. 3 zavak 1 anti 70 puan. Tirbüşon 70 puan. Kaliteli paylaşımlar. Ne kötüysün. 90 puan. Sapçılar 50 puan. Bir tam 3 öğrenci 70 puan. Gelinbaşı 80 puan. Bravo. Harika. El tospik 50 puan. Bravo. Yer fıstıkları 50 puan. Fıstık Akis. Fıstık Ako. Tarabyalılar 60 puan. Bravo. Beyefendiden ne alacağınızı öğrendik mi? Hala öğrenmedik. 4-1 40 puan. Tatlı isot 80 puan. Mervelerdeyiz 50 puan. Kun Atakun 100 puan. Efendim ya size 60'lar. Nerede? Adana pamuğu kaç puan? 70 puan efendim. Kusura bakmayın, özür dilerim. Sizi de 60'lar. 70 efendim sizinki de. Gayet iyi. Deminki şarkıyı duydunuz mu? Bir daha dinleyelim onu. Biraz. Sonuna kadar bekleyemeyeceğiz. Şarkının içinde Glamour Girl kaç kere denmiştir? Bir kere bile duymadınız aslında. A 14, B 86, C 22, D 47. 6,5 dakika falan. Ha? Bakalım neler oldu. Buyurun kaldırabilirsiniz kartları. 22, 22, 82, C, 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 C. Siz efendim vedalaşın. 82, A, C, A, D. Hanımlar, beyler doğru cevap C. 22. Abi ben 22 demek istiyorum. Ben 82, 22 dedim. C'ler havada. C'ler havada. Efendim 17. soru. Çektiği filmle Stanley Kubrick'e selam yollayan yönetmen kimdir? Ya bir soy ismi benzerliği varmış. A. Nuri Bilge Ceylan. B. Zeki Demirkubuz. C. Yılmaz Güney. D. Özcan Deniz. Arkadaşlar D. Uzatmayın. Gerçek bana öyle kinli bakıyorsunuz ama D. Göreceksiniz. Buyurun yazabilirsiniz. Kaldırabiliriz kartları. D diyor, D diyor, D diyor, D diyor, B diyor, B diyor, D diyor, A var, D var, D var, D'ler, 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 D'ler. Hanımlar, beyler doğru cevap Özcan Deniz D. D'ler havada kalsın. Özcan Deniz. 18. soru için yine ekranlara bakmanızı rica edeceğim. Bakalım görünce tanıyacak mısınız? Soru şöyle. Wednesday Addams'ın ismi nereden gelmektedir? A. Tekerlemeden. B. Ünlü bir katilden. C. Çarşamba gününden. D. Babaannesinden. Yazabilirsiniz. Kaldırmayın, indirin. Heyecana bak. Harikulade çok basit bir soru. Kartları kaldırabiliriz. C diyor, C diyor, C diyor, B diyor, B diyor, A diyor, B var, C var, vedalaşın. A diyor, C diyor, C diyor, D diyor. Hanımlar, beyler doğru cevap A. Tekerlemeden. Beyefendi sizin o boş heyecanınızı ne yapacağız? Neden öyle oldu? Ha. Aslında tekerlemeden çarşamba gününün çocuğu kederle dolu diye bir sözü var. Koca bir... Şaka. Herkes bir adam. Hemen yani. Wednesday dizisinden geldiğimiz noktaya bak. 19. soru için yine ekranlara bakıyoruz. Bakalım hangi türküyle devam edecek? sanırım tanıdık. Yazılı mesajlaşmalarda Türk stickercılığının önemli bir ismi haline gelen internet fenomeni Köksal Baba Trabzon'un hangi ilçesindendir? A. Arsin, B. Akçaabat, C. Çaykara, D. Of. Buyurun, kartları kaldırabilirsiniz. B diyor, D diyor, Çaykara var, D var, D var, D var, B var, C var, Of var. D, A, D, D, A, C. Hanımlar, beyler, doğru cevap Arsin. A. O kadar hayal, kendimle ilgili hayal kırıklığına uğradım az önce. Evet. Aynen. Heyecanına sağlık. Demin burada da oldu aynısı. Siz hala mı doğru biliyorsunuz? Aymış. İnanılmaz. Gerçekten bütün tanıdıklarım çok iyi gidiyor ya. 20. soruya geçiyoruz. 20. soru önemli. O yüzden ekrana bakmanızı rica edeceğim. Ha. Tamam, ben seyredeceğim oturup. Saçma bir hal aldı. Soru şöyle. Genelde herkesin kedi Tom'u desteklediği Tom ve Jerry'nin ilk kısa animasyon filmi kaç yılında yayınlanmıştır? A. 1940, B. 1954, C. 1960, D. 1964. Buyurun, yazabilirsiniz. Bana bırak. Kıpıs mı diyorsun? Bak, sadece bana bırak. Tamam, sadece bana bırak, o kadar yani, güven veren bir açıklama. O kadar yalan be, o kadar... Buyurun, kartları görebiliriz. C diyor, C var, 1964 var, B var, C var. Hanımlar, beyler, doğru cevap A, 1940. İki grup mu bildi sadece? Siz hayırdır şakşuk biliyorsunuz. Neden öyle oldu? Hocam Raşel önden soruları almış. Ha, soruları almış. Kimden almış ben de sorular? Ne efendim? İnanılmaz, bütün doğru cevaplar da aha. Ben doğru bildim ben. Aynen. Efendim, 21. soru. Yine size avantaj sağlayacak bir soru. Şahmaranın anlamı nedir? Şahmaranın anlamı nedir? Ben biliyorum. Gönder gelsin. A. Yılanların şeyhi. B. Yılanların şahı. C. Yılanların şanı. D. Yılanların şehri. Yani City of mu? Değil. Şu mu? Yazıp kaldırabilirsiniz. B var, 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 B var. Bir tane D var. B var, B var, B var, B var, B var. Aha, bunlar. Hanımlar, beyler, doğru cevap B. Yılanların şahı tabii ki. Sadece siz bilemediniz. İndirebilirsiniz. Tek bilemeyen grup var. Farklı olmak için mi yaptınız? Aynen. O kadar grup... Efendim? Karşı gelmek için. Yanıltma vardır diye düşündünüz. Yoktu. İnanır mısınız? Ama olsun, yine çok insan bildi. Herkese şat. Herkese benden mutlu. Şu ülkelerden hangisinde kan bağışı yapan kişilere düello hakkı verilmektedir? Hatta öyle bir düello ki karşıdaki ölürse de ceza almıyormuş. Vay be. A. Rusya, B. İtalya, C. Uruguay, D. Paraguay. Çok özür dilerim. Bir daha alabilir miyim? Çok özür dilerim. Rusya, İtalya, Uruguay, Paraguay. Kaldıralım mı? Buyurun, kaldırabilirsiniz kartları. Paraguay diyor, A diyor, D diyor, A diyor, C diyor, D diyor, D diyor, A var, D var, C var, Paraguay var. Hanımlar, beyler, doğru cevap Paraguay, D. Paraguaylar havada. Defne, soruları satmış olamayız değil mi? Sorular satılmış İbrahim Selim. Sen satmazsın, aynen. Sadece sormak istedim. Sen satmazsan ben satmazsam. Burak Bey'in mikrofonunu kapatabilirsiniz. Şaka şaka, kapatmayın. 23. soru. New York Radio City Music Hall Tiyatrosu hangi çizgi filmin gösterimi sırasında çocuklar koltuklara işediği için tüm koltuk kumaşlarını değiştirmek zorunda kalmıştır? A. Kül Kedisi Cinderella, B. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, C. Uyuyan Güzel, D. Rapunzel. Buyurun, yazabilirsiniz. Buyurun, kartları kaldırabilirsiniz. Öyle mi? Öyle mi? Öyle. Gel. Gel abi. Öyle. Herkes B yazmış, eyvah. D diyor, D diyor, B var. A'dır A. A var, B var. Eyvah, o B yazmış. Doğru cevap ne acaba? Allah Allah. Hanımlar beyler, doğru cevap B. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. B'ler havada tutsun lütfen. Evet. Şimdi bizimle paylaşmak istediğiniz bir şey var mı? Ya sadece merak ediyorum. Vallahi kızmayacağım. Merak ediyorum. Sizde mi? Sizde. Sizde. Size helal olsun zaten. Valla çaldıysan soruları kızmayacağım. Gördün mü? Gerçekten çok kötü. Ağlamaklıyım şu anda. Niye? Çünkü şöyle Burak Deniz yüzünden yanlış cevap verdik. Ben abi, B demiştim. Öyle. O hep bana öyle. Güven dedi, A dedi. Aynen. Yine güvenimi boşa çıkardı. Hep öyle oldu. Bu aslında kaçıncı kez oluyor? Ya durdurmadıkça benim aklıma bir şeyler söyledi. Bu ne yapmış biliyor musun? Aman, aman. Peki indirebilirsiniz efendim. 25. soru. Sezen Aksu Kaçın Kurası şarkısında hangi soruyu sormamaktadır? Yavrum baban nereli? Nerede? Pardon, affedersin, özür dilerim. Bir, yavrum baban nereli? Abi şıklarda var işte. Eksi 10 puanı yapıştırın. 20 Ocağı. First of all, yavrum baban nereli? Sus, puanlarımız tamam kesiliyor. A, yavrum baban nereli? B, nereden bu kaşın gözün temeli? C, seni nasıl yemeli? D, sana neler demeli? Buyurun yazabilirsiniz. No, bir daha söyleme. Bir daha söyle, sen mi dedin? Buyurun, kartları kaldırabilirsiniz. B var, D var, C var, A var, C var, C var. Hanımlar, beyler, doğru cevap C. Abi nasıl ya? Nasıl ya? Burak'cığım. Bir şey söyleyeceğim. Şey neydi abi? Bir şey söyleyeceğim. Seni ben işimi değiştirebiliyor muyum ya? Maalesef. Bana bunu söylemeyince sormuşum aslında. Seni nasıl... Eyvah. Aynen. Bilemeyenler niye bilemedi acaba ya? Siz neden? Mesela sen niye güvenmedin Serenay'a? İndirebilirsiniz. Serenay şarkı söylüyordu. Peki 26. soru. Son 5 soru. Bu saatten sonra hiçbir şey değişmez. Keyfinize bakın. Tolstoy nerede ölmüştür? A. Eniştesinin evinde. B. Tren istasyonundaki bekçi kulübesinde. C. Sokağın başındaki kafenin mutfağında. D. Evinin önünde. Şu. Buyurun yazabilirsiniz. Buyurun, kartları görebiliriz. B var, B var, C var. Orası B demiş. B diyor, B diyor, D, B, D. Tren kulübesi diyor, B diyor, B diyor. Hanımlar, beyler, doğru cevap tren istasyonundaki bekçi kulübesinde. B. Doğru cevaplar havada. Siz efendim neden mutfak diye düşündünüz? Bu arada bu bir iddia. Yani o kadar ya, spesifik bir cevaptı ki olsa şaşırtmacalı olsa gibi düşündüm. Bir şey söyleyeceğim. Bu bir iddia bu arada. Öyle bir şey yani, gerçekliği kanıtlanmış bir şey değil. Okey. Peki sence bu benim umurumda mı şu an? Çıkayım ister misin? Çıkayım. Gideyim sen, gideyim. Otur bak keyfine ya. bir şey söyleyeyim. 27. sorumuz çok sofistike. Hangisi Mustafa Topaloğlu şarkısı değildir? Ben bunu kesin bilirim. Sen biliyorsun. Bak, öyle bir repertuar ki bak solumdaki. A. Gerizekalı sevgilim benim. Kesin oldu. B. Obama. Evet. C. Uzaylı güzel. D. Brutus. Buyurun yazabilirsiniz. Hangisi değildir değil mi? Evet efendim. Şu hangisi an değil? Bence. Gözüm Raşel'in üzerinde. Buyurun, kartları kaldırabilirsiniz. Obama yazmış. Obama. B, D, B, B, D, D diyor, D diyor. A'lar var, D'ler var. Hanımlar, beyler, doğru cevap uzaylı güzelce. Wow. Uzaylıyla bize fake attınız ha. Ya işte ya. Şaşırtmacalı soru. İşte gerçek bir şaşırtmacalı soru. Aynen. Şaşırtmacalıymış. Bilemedik. Efendim 28. sorumuz şöyle. Hangi film $250 makyaj bütçesiyle en iyi saç ve makyaj Oscar'ını kazanmıştır? A. Şahmaran diye şey. A. Blue is the warmest color. B. Dallas Buyers Club. C. The Skin I Live In. D. Serenity. Buyurun kartları kaldırabilirsiniz. A diyor, D diyor, C diyor, ha 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 diyor. C diyor, A diyor, B diyor, B diyor. Hanımlar beyler doğru cevap bakayım neymiş sizin için. Dallas Buyers Club. B. Ne dediğimi hatırlıyoruz değil mi? B dediğimi hatırlıyoruz değil mi? C dedin ben abi. Ben B dedim abi. C yapalım dedi. Ha, pardon abi. Ne efendim? Ve 29. soru. Efsaneye göre yılanlar Şahmeran'ın öldüğünü öğrendiklerinde hangi şehri istila edeceklerdir? A. Mezitli. B. Yenişehir. C. Tarsus. D. Anamur. Buyurun yazabilirsiniz. Yes, tabii ki. Buyurun kartları görebiliriz. C'ler var, D'ler var, D'ler var, C'ler var, D'ler var. Hanımlar beyler doğru cevap Tarsus C. C'ler havada tutabilir mi? Ben C'yi duymamışım. Abi ya Anamur ya Tarsus'tur. Aynen. Anamur. Çok iyi, harika. Gerçekten. Tartışalım, kamera önünde mi tartışalım? İndirebilirsiniz. Bence yazmışlardır. Yazmadılarsa da artık zaten. Son soruyu bilemezsek ben gidiyorum abi. Kısa da gideceğim yani. 30. soru. Biz kesin çok iyi izleyen grup var mı? Allah Allah. Ayrılsak da beraberiz grubu. İsmimizi değiştiriyoruz. Okey. Arabaya binmeden önce altında saklanan bir çocuk olup olmadığını kontrol etmenin güvenlik kuralı olduğu ülke hangisidir? A. Almanya. B. Danimarka. Kesin Danimarka'dır abi. C. Singapur. D. Tayland. Durun. Bir dakika. Burak Deniz'i alkışlıyoruz. Sayesinde hepiniz 10 puan kazandınız. Helal olsun Burak. Doğru cevap Danimarka'ydı ve eksi 10 puan da siz kazandınız bu yüzden. Doğru cevabın Danimarka olduğunu duydunuz ama değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Biz kaybettik. Nasıl? Otur. Ama ben de 10 puan alıyorum. Hayır. Eksi. Hanımlar beyler merak etmeyin, eşit puanlar çıkacak gibi görünüyor. Puanlamaları almak için arkadaşlarımı yanıma almak istiyorum. El Tospik 110 puan. Bravo. Yer fıstıkları 120 puan. 4-1 110 puan. Hiç alkışa değer bulunmadı. Tatlı isot 140 puan. Bravo. Merve'lerdeyiz. 120 puan. Bravo. Tarabyalılar 170 puan. Helal be. Kuntakinte neydi lan grubun adı? Kunatakun ha. Kuntakinte daha iyi lan. Kuntakinte 210 puan. 30 soru soruldu, 21'ini bilmişler demek olur. Böyle soru olur mu ya? O kadar soru soruldu mu diyor. Su 130 puan. Yeşil mavi 140 puan. Beyaz leblebiciler 120 puan. Zabak anti 140 puan. Değil mi? Tirbüşon 110 puan. Sapçılar 130 puan. Kaliteli paylaşmak. Kaliteli paylaşım. Allah'ım yarabbim. 170 puan efendim. Helal be. 160 puan almış 1 tam 3 öğrenci. Tebrikler. Gelinbaşı 140. Efendim Pibu 150 puan. Almancılar size kurban olsunlar. 180 puan desem ne kadar mutlu olurdum ama 80 puan. Tahta kafalar siz de hiç fena değilsiniz. 100 puan. Gerçekten bir tık üstü ve siz ülkemizde yaşıyorsunuz. Erasmus'a gelmediniz. Ermel 150 puan. Koca kaçıranlar 170 puan. Bir haberler 120 puan. Adana pamuğu 140 puan. Bravo. Martini 120 puan. Şahmaran diye değiştirmişler galiba grubun adını. Şahmaran 130 puan. Ay yazık ya. Sanki depresan 180 puan. 3 tane grubumuz 170 puanda. Birinci arkadaki şu grup. İkinci buradaki grup. Üçüncü bu grup mu, o grup mu, bu grup mu, ona bakacağız. Şimdi şöyle yapacağız. 170 puan alanlar. Yedek soru soracağım. Hazırsanız soru şöyle. Deve kuşları korkunca ne yapar? A. Donup kalır. B. Kafasını kuma gömer. C. Ölü taklidi yapar. D. Kaçar. Hanımlar beyler, doğru cevap kaçar. Kimse kafasını kuma gömmüyor. Dolayısıyla Tarabyalılar 3. oldu. Alkışlıyoruz Tarabyalıları. Efendim 3. olan grubumuz, Tarabyalılardan bir temsilciyi yanıma rica ediyorum. Daha önce hiç yarışma kazandınız mı? Yok, böyle kameralar önünde değil. Nerede kazandınız? Kuytularda mı? Yani okulda falan olan şeyler. Anladım. İyi miydi okulda? Evet. Harika. Dediğinizi alalım. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Alkışlıyoruz hanımefendiyi ve yerine uğurluyoruz. İkinci olan grubumuz, sanki depresandan bir temsilci rica ediyorum. Alkışlarınızla beyefendi geliyor. Çok tebrikler beyefendi. Şöyle buyurun. Ben tebrik ederim takım arkadaşım. Gerçekten aynen. Çok iyiydi. Bütün yanlış cevapları Derya verdi. Doğruları siz verdiniz. Hepsini ben verdim. Daha önce yarışma kazandınız mı? Hayır. Daha önce yarışmaya katılmadık. İşte kazanamadık ama bu defa çok inanıyordum. Derya da sağ olsun destek oldu. Kazanmış olduk. Tayfun niye dilenci gibi? Heyecanla. Efendim masa hesabınızın yarısı yok ama 2 tane de platinumdan bilet. Yani gerek var mıydı bilmiyorum size hediye. Harika fikir. Çok iyi. Hangi masaya? Leblebicilere veriyorsunuz. Ödülü Derya ve Tayfun leblebicilere veriyor. Evet. Leblebicilerden birini buraya alayım. Leblebicilerin hesabının yarısını almıyoruz. Efendim? Geri verirler efendim. Alıp kaçmıyor. Burası kurum. Sanki kalaycıymışız gibi muamele yap. Tebrik ederim. Tebrikler efendim. 120 puanla 2. oldu. Gerçekten tebrikler. Harikulade. Çok büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Şans en azından. Kendinizi nasıl sevdirdiyseniz orada size helal olsun. Çok teşekkürler. Alkışlıyoruz iki ekibi de. Ne kadar zarifsiniz efendim. Buyurun yerinize uğurluyoruz sizi. Ve birinci olan ekipten bir temsilciyi buraya alıyoruz. Mavi sweatshirtlü hanımefendi geliyor. Buyurun. Merhabalar. Burcum Hanım hiç daha önce yarışma kazanmış mıydınız? Kazanmış mıydım? Kazandım galiba. Çok teşekkür ederim. Gönlün kazanı çıktım. Yani gönüllerin. Aynen. Ha, Zeki Müren gibi bir şeysin evet, yani. Çok iyi. Kind of. Okey. 3 kişisiniz. Evet. Ana sahneden 3 tane davetiye. Alice. Ha? Tercihimiz olabiliyor mu Alice? İnanılmaz. Bu kadar. Alice tercihiniz olamıyor. Olamıyor, okey. Aynen, evet. Bu 3'ünü ben size vereyim. Tepe tepe kullanın. Çok teşekkür ediyorum. Sizin masanızın hesabı da yok. Ama çok bildiğim kadarıyla içmediniz de. Hiç içmedik biz. Biz hiç içmeyiz. Aynen. Dikkat ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok içtiler diyorlar. Çok bilmiyorum. Mu içtiler? No. Alkışlıyoruz bu ekibi de. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Birinizi alabilir miyim? Siz ikiniz birden gelin hatta. Neydi isminiz? Cem ve Çağla. Cem ve Çağla biliyorsunuz Almancı. 80 puan aldılar. Almanya'da yaşayıp buradaki mavraların birçoğuna uzak olmalarına rağmen. Çünkü hemen arkasında 100 puan alan. Ve burada bayağıdır da burada yaşayan bir grup vardı. O yüzden onlara da ana sahneden 2 tane davetiye hediye ediyoruz. Alkışlarınızla. Biz teşekkür ederiz. Serenay ve Burak'a da çok teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz onları. 20 Ocak'ta yayına giriyor Şahmaran. Gerçekten ben tamamını seyrettim hazırlanmak için. Yıkılıyor iş. Umarım siz de çok beğenirsiniz. Tekrar görüşene kadar iyi geceler.